Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Yeni bir sokak röportajlarında daha sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere dünyanın futbol efsanesi Maradona hayatını kaybetti. Bugün ben de sokaktaki vatandaşlarımıza soracağım. Maradona'yı nasıl bilirdiniz diyeceğim. Evet, Maradona'yı nasıl bilirdiniz ve Maradona hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim diyeceğim. Hissiyatınız nedir diye soracağız. İşte sevgili arkadaşlar, Maradona'yı uğurlarken Maradona'ya sevgi, saygı niteliğinde duruşumuzu göstermek için bu röportajı yapıyoruz. Bakalım Türkiye'deki, İstanbul'daki vatandaşlarımız Maradona hakkında neler söyleyecekler? Hemen sokağa gideceğiz. İşte arkadaşlar, sokak röportajlarım başlıyor. Arkadaşlar şu anda Kadıköy'de yanımızda çok güzel kız arkadaşlarımız var. İsminiz nedir? Dilek. Dilek, memnun oldum. Senin? Duygu. Dilek ve Duygu. Dilek, sen Yozgatlıydın değil mi? Yozgat'ta seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz değil mi? Evet. Şimdi Dilek ve Duygu, futbolcu Maradona hayatını kaybetti. Maradona'yı nasıl bildirdiniz? Yani Maradona hakkındaki duygu ve düşünceler nelerdir? Böyle öğrenelim sizden. Tanımıyordum, bilmiyordum onu. Tanımıyorsun öyle mi? Yani bizim diyorsun jenerasyona yetişmediği için mi tanımıyorsun? Ya futbolla ilgilenmediğim için. Evet, anladım. Sen ne düşünüyorsun bu konuda, Maradona'nın ölümü konusunda? Abi ben de ilgilenmedim futbolla. Ama eminim sizin babalarınız falan tabii Maradona'yı tanıyordu değil mi? Olabilir, kesin. Kızlar. Anladım. Peki şöyle yapalım o zaman, hemen böyle denize çekelim. Kızlar böyle bugün ne güzel. Evet arkadaşlar, Moda'da, Kadıköy'de, Rıhtım'da oturmuşlar, deniz keyfi yapıyor kızlar. Kızlar buradan şöyle yapalım o zaman. Siz tanıyan kimlere selam göndereceksiniz? Anneme, babama. Onlar nerede oturuyor? Almanya'da. Almanya'da, tamam. Onlara selam gönderiyorsun. Şener Boz ve İstanbul'un Sesi kanalımıza bu akşam yayınlayacağım. İzlesinler sizi, tamam mı? Selamlarını gönderdik. Sen kimlere selam gönderiyorsun? Almanya'ya selamlar olsun. Sen de mi Almanya'da ailen? Evet. O zaman şöyle yapalım. Almanya'da bizi izleyen çok iyi arkadaşlarımız var. Onlara ve sizi tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz değil mi kızlar? Peki, çok teşekkürler. Arkadaşlar sok röportajlarımız devam ediyor. İlk arkadaşıma selam söyleyeyim. Arkadaşlar İşte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Yanımıza çok güzel ve çok naif hanımefendi arkadaşlarımız var. İsminiz nedir? Nisan. Nisan, memnun oldum. Nisan, biliyorsun Maradona hayatını kaybetti. Evet. Dünyaca ünlü futbolcu, efsanevi futbolcu. Evet. Onun hakkında ne biliyorsun? Biliyorsun, nasıl bilirdin Maradona'yı diye sana soralım. Maradona'yı nasıl bilirdik? Rahmetliyi. Rahmetli. Ben ismini duymuştum Maradona'nın ama benim erkek arkadaşım beyaz futbolda çalıştığından dolayı dün söyledi ve kendisi çok üzüldü. Ve onun dün skillerini izledik. Yani maçtaki yaptığı hareketleri, şovları izledik. Ve gerçekten bizim için çok önemli olan bir futbolcu hayatını kaybetmiş. Üzüldük. Yani çok paylaşan da oldu. Üzüldük yani. O şekilde evet, söyleyebilirim. Toprağı bol olsun diyorsun değil mi? Toprağı bol olsun. Evet. Hemen çekiyoruz arkadaşlar. Kadıköy'deyiz. Gerçekten harika bir deniz atmosferi, evet, ve manzarası var. Buradan peki kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan Recep Çiçek'e selam söylüyorum. Bir de annemi öpüyorum. Öpüyorsun. Peki, çok teşekkürler. Merhaba, senin ismin nedir acaba? Burçin. Burçin, memnun oldum. Burçin, bugün çok şıksın. Ben her zaman öyle olduğuna inanıyorum. Evet. Hemen karşıda da arkadaşlar görüyorsunuz böyle vapurlar çok ve Kadıköy'ün simge arkadaşlar tren istasyonu var. Burçin, hemen bize döner misin lütfen? Burçin, biliyorsun dünya ünlü futbolcu. Evet. Maradona hayatını kaybetti. Sen Maradona'yı nasıl bildirdin Burçin? Ben sosyal medyadan çok duyuyordum. Ondan sonra dün de vefat ettiğini duyduk. Zaten birisi vefat edince 80 kere paylaşılıyor ama 2 gün sonra unutuluyor. İnşallah unutulmaz. Evet, inşallah unutulmaz. Unutulmaz diyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Evet, toprağı bol olsun diyoruz. Burçin, sen kimlere selam göndermek istiyorsun? Askerdeki erkek arkadaşıma selam söylüyorum. Nerede askerlik yapıyor? İzmir'de. İzmir'de? Evet. İsmin nedir, onu da söyleyelim, seni izlesin. Burak. Burak diyorsun, Burçin'e selam var. Evet kızlar, vallahi harika bir röportaj verdiniz. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler, sizler de iyi bakın. Arkadaşlar işte Kadıköy'deki röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda yanımızda Beşiktaş'ta çok güzel ve çok naif bir hanımefendi arkadaşımız var. Çekiyoruz.
Çok sportif kendisi. İsminiz nedir acaba? Sultan. Memnun oldum. Şimdi biliyorsunuz Maradona hayatını kaybetti. Dünyada bir futbol efsanesiydi kendisi. Maradona'yı nasıl bilirdin? Yani futbol takip etmem Beşiktaş dışında ama büyük bir isim. Yeğenlerimden biliyorum. Abilerimden biliyorum. Onun dönemine tabii ki yetişemedin değil mi? Kesinlikle, aynen. Ama tabii internette yani YouTube'da falan böyle bir mutlaka videolarını izlemişsindir. Hareketleri muhteşem zaten, evet. Ben de 4 erkeğin bir kız karşı olduğu için maruz kaldım yani maçları izlemeye. Öyle mi? Muhteşem, evet, gerçekten öyle. İsmini de diyorsun yani çok sık duyduğum bir kişi. Kesinlikle. Hani tanımaz mı derler, evet. Futbolun, hani öyle biliyorum. Evet. YouTube'da bu arada... Bu arada hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Beşiktaş. Zaten hani Beşiktaş'ta olup da Beşiktaş'ı tutmamak mümkün değil, aynen, değil mi? Kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Bu sene Beşiktaş'ın böyle performansı konusunda neler söyleyeceksin? Ben İlhan Mansız döneminde kaldım. Ondan sonrası hiç takip etmedim. Ama yani bilmiyorum. Bağımsız bir takımımız ama bizim başlangıcımız, doğuşumuz çok güzel yani. Atatürk'ün dönemindeki nasıl taraftarlığım aslında o yönde benim. Evet. Hani maçı kazandı kazanmadık diye ideolojisini seviyorum Beşiktaş'ın. Anladım. O açıdan. Vallahi harika konuşun. O zaman şöyle yayınımızı bitirelim. İsim neydi tekrar? Sultan. Sultan. Sultan, tabii artık bugün Maradona ile ilgili böyle bir efsane ile ilgili bir video hazırlıyoruz. Sonra onun Maradona konusunda neler söyleyeceksin? Hani kafanda kalan Maradona imajı ne Sultan? Öyle bitirelim yayınımızı. Bir de kimlere selam göndereceksin? Artık öyle noktalayalım. Yani... Maradona deyince akla böyle tak ne geliyor senin? Gollerin kralı mı diyeceğim bilmiyorum ama gol sayısını. Hani çok seviyor herkes. Bildiğim bütün hani farklı takımdakiler herkesin ortak sevdiği bir isim diye biliyorum. Yanılıyor muyum? Evet, gerçekten çok doğru söylüyorsun. Bütün dünyanın gerçekten saygı duyduğu büyük bir oyuncu ve dünyanın bir numarası Maradona olarak değerlendiriliyor. Sen de Maradona hakkında bize gerçekten bugün fikirlerini açık yürekli bizlerle paylaştın. Yayınımızın sonuna geldik. Sultan, buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Yani bir defa abilerine, kardeşlerine selam olsun herkese. Evet. Gönül dostlarına. Evet, seni tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Beşiktaş, büyük Beşiktaş taraftarına da sevgiler, selamlar diyoruz. Kesinlikle. Çarşı. Çarşı. Herkese selam. Aynen. Evet. Çarşı grubuna da buradan biz sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar, Sultan'a çok teşekkür ediyoruz. Maradona konusunda bildiklerini bizlerle paylaştığı için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, şu anda yanımızda çok güzel ve çok yakışıklı beyefendi ve hanımefendi kardeşlerimiz var. İsminiz nedir? Rümeysa, memnun oldum. Sizin? Onur. Onur, memnun oldum Onur. Şimdi hemen Rümeysa'dan başlayalım. Arkadaşlar, biliyorsunuz dünya ünlü futbolcu Maradona hayatını kaybetti. Yani siz gençler Maradona'yı nasıl bildirdiniz? Onun hakkında neler söyleyeceksin? Duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Rümeysa, sen de başlayalım. Normalde çok fazla bir futbol takip eden bir insan değilim ama Maradona'nın ölümü tabii ki beni de derinden etkiledi. Benim için bir efsaneydi. Efsaneydi değil mi? Kesinlikle. Evet Onur, sen neler söylemek istiyorsun Maradona hakkında? Ya ben de çok fazla futbolla ilgilenmiyorum ama futbol için çok önemli bir insandı bu. Yani futbol hayatı boyunca çok güzel başarılar olan bir insandı. Ya insanı derinden etkiliyor gerçekten bunun ölmesi. Anladım. Üzgünüz. Evet. Gençler, artık yayınımızın sonuna geldik. Bugün de çok şık giyinmişsiniz böyle. Nereden gidiyorsunuz? Hayırdır? Ya, sen geliriz aslında. Peki, ne güzel. Şöyle söyleyelim, şu yayınımızı şöyle kapatalım. Buradan kimlere selam göndermek istersin? Rümeysa, senden başlayalım. Yok, selam göndermek istediğin birisi var mı? Yok. Peki. Onur, senin selam göndermek istediğin birisi? Aileme. Nerede yaşıyorlar? Artvin'e. Evet, Artvin'de Onur'un ailesine sevgiler, selamlar diyoruz ve bütün Artvin'e ve Türkiye'ye Onur ve Rümeysa vasıtasıyla sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. İşte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız arkadaşlar merhabalar. Şu anda Kadıköy'de yanımızda çok yakışıklı bir kardeşimiz var. İsmin nedir? Fatih Bey'imiz. Fatih, memnun oldum. Çok da güzel bir kız arkadaşınız var. Sizin isminiz? Ceren. Ceren, memnun oldum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Maradona öldü. Evet. Şimdi klasik tabirle nasıl bilirdiniz ve neler hissediyorsunuz Maradona ölümü hakkında? Duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz Fatih? Şimdi neler düşünüyorum? Şey, açıkçası öyle çok büyük yoğun bir duygu beslemiyorum.
iyi bir topçuydu, güzeldi yani. Belki ben öyle tam onun dönemlerine denk gelemedim ama şimdi öldü. Öteki tarafta sorgusu zor. Çünkü eliyle attı bir Dünya Kupası'nda, Tanrı'nın eli falan. Bunlar çok kişinin hakkına girdi orada. Orada sorgusu zor. Yani sen öbürkü dünyanın peşindesin Fatih, değil mi? Peşindeyim çünkü eliyle attı ya. Kaderi değiştirdi ve eliyle attı ya. Ama hakem de göremedi ya Fatih, valla adam ona da helal olsun, bir şekilde böyle eliyle attı ama yani bir el çabukluğuyla yaptı bu işi. Tabii ya, yaptı işte zaten, o yüzden mükemmel efsane bir topçu diyoruz ama işte orada da biraz fair play'e uymadı ya. Anladım. Ama yine de toprağı bol olsun diyorsun değil mi? Tabii canım, olsun ya. Bize o seyir zevkini yaşatmış bir adam. Biz bu kadar mutlu olmuşuz, izlemişiz, zevk almışız. Tabii ki bizden yana zaten o sene bizde Dünya Kupası'nda bir beklentimiz de yoktu. O yüzden benden yana helal olsun. Kardeşim öteki tarafta düşünsün. Eyvallah. Afiyet olsun bu arada. İçeriyorsun. Bu arada isim Ceren'di değil mi? Evet. Ceren bugün sen de çok şıksın böyle gerçekten. Ceren sen neler söyleyeceksin rica ederim Maradona hakkında? Ben Maradona'yı çok fazla hatırlamıyorum. Babamın hani söylediklerini size söyleyebilirim. Ne hani, söylüyordu baban? Babam diyordu ki ayaklarını elleri gibi kullanan benim bildiğim tek şeydi. Futbolcuydu falan diyordu. Tek bildiğim o. Anladım. Yani efsaneye yetişemedik ama diyorsunuz hep böyle duyduk diyorsun babamızdan, büyüklerimizden filan. Anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size de afiyet olsun böyle. Arkadaşlar İstanbul'daki sokak röportajlarımız Kadıköy'deki devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yine röportajlarımız olan cezide devam ediyor. Beşiktaş ve Kadıköy'de röportajlar yapıyoruz. Yanımızda çok güzel ve çok naif kız arkadaşlarımız var. İsmin nedir acaba? Naime. Nermin. Ha Nermin, memnun oldum. Evet, senin? Sadem. Sadem. Sadem, memnun oldum. Şimdi biliyorsunuz kızlar, Maradona öldü. Maradona'yı tanıyor muydun? Yok. Tanımıyor musun? Yok, tanımıyorum maalesef. Evet, o zaman biz söyleyelim. Maradona büyük bir futbol efsanesiydi. Dün hayatını kaybetti, öldü. Tabii, rahmet olsun. Rahmet olsun değil mi? Evet, ama bir insan olarak üzüldün herhalde değil mi? Evet. Memleket neresi? Filistinliyim. Filistin. Buradan Filistin'e? Selam. Selam olsun. Evet. Sen neler söylemek istiyorsun? Merhaba. Çok az çok biliyorum. Maradona, futbolcu Maradona öldü. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey hissetmiyoruz. Çok komik bilmiyoruz. Tanımıyorsunuz öyle mi? Tanımıyoruz, hayır. Evet. Maalesef. Sen nerelisin? Filistinliyim. Filistinlisin. Evet. Buradan Filistin o zaman selam gönderin kızlar. Evet. Filistin'de kimlere selam gönderiyorsun? Anne, baba, father, mother? Filistin'de kimse yok maalesef. Herkes öldü mü? Olmadı. Hayır. Yani... Yaşıyor. Nerede yaşıyor annen baba? Arabistan'da. Arabistan'da. Onlara selam gönder o zaman. Peki. Sen kimlere selam göndermek istiyorsun? Türkçe bilmiyor. Tamam, okey. Okey. Kızlar çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Şu anda yanımızda bir kız arkadaşımız var. İsmin nedir acaba? Gülnaz'a. Ne? Gülnaz'a. Ha Gülnaz'ar. Gülnaz'ar memleket neresi? Özbekistan. Özbekistan. Gülnaz'ar çok böyle bugün şık giyinmişsin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gülnaz'ar biliyorsun Maradona öldü. Evet. Maradona'yı nasıl bildirdin? Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun Maradona hakkında? Çok iyiydi, ben seviyordum ama dediğim çok üzgünüm. Şu an bir şey diyemiyorum. Yani ölüm haberini alınca çok üzüldün değil mi? Tabii üzüldüm. Evet anladım. Gülnazar, buradan seni tanıyan Özbekistan'a kimlere selam göndermek istiyorsun? Annem babama selam söylüyorum. Kardeşim, ablama, herkese selam söylüyorum. Beni tanıdıklara herkese selam söylüyorum. Onlar Özbekistan'da hangi şehirde oturuyorlar Gülnazar? Semerkant'ta. Semerkant'ta. Evet. Bu Timur'un mezarı da Semerkant'ta mı? Aynen. Anladım. Biz o zaman Özbekistan'da izleyen herkese sevgi selam gönderiyoruz değil mi? Evet aynen. Başka bir şey söylemek istiyor musun? Yok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak, hoşça kal. Sağ olun. Burada öyle demiyordu ha. Şimdi öyle demiyor.
Esat, çay geldi ya. Arkadaşlar Kadıköy'deki röportajlarımız olanca hızlıyla devam ediyor. Yanımızda iki tane kardeşimiz var. İsmin nedir kardeşim? Mert. Mert, memnun oldum. Senin? Mustafa. Mustafa. Şimdi Mert ve Mustafa biliyorsunuz Maradona hayatını kaybetti. Dünya çapında büyük bir futbol yıldızı ve efsanesiydi. Sen ölümünü duyduktan sonra ne hissettin? Yani Maradona'yı nasıl bildirdin? Vallahi abi 2020 yılı zaten biraz sıkıntılı geçiyor. İlk önce Kobe Bryant öldü zaten, basketbol efsanesi. Biri basketbolu sevdirdi çoğu kişiye, biri de futbolu sevdiriyor. Yani sevdirmeye devam da edecektir büyük bir ihtimal. Tabi onun nesili biraz geçmişte kaldı. Bizim babalarımız, dedelerimiz izledi ama yani ismi hala geçtiğine göre çok büyük bir futbolcu olduğu zaten belli. Yani videolarına falan denk geliyoruz bazen. YouTube'dan falan böyle. Aynen. Değil mi? İzledikçe insan hoş oluyor tabii. O zamanların futboluyla bu zamanın futbolu çok farklı. O zamanlar mesela hani Maradona denince zaten karşıdaki rakibin ilk önce bir ayakları titriyordu. Yani bayağı üzüldük. Yani normal bir bizim Türkiye'deki futbolcular gibi bizde gerçekten hani duygularımız bayağı bir yoğun oldu. Türkiye'de futbolcu ölmüş gibi bir yoğun bir... Sanki bir yakınını kaybetmiş aynen, gibi de belki bir hissiyata kapıldın değil mi? Futbol sevenler zaten hani saygı duyuyordur illaki insana. Bayağı bir üzüldük. Üzüldüm. Yani. Dün bayağı bir şey oldu. 2020 yılında zaten dediğim gibi Kobe Bryant'tan ilk önce başladı. Çok kötü bu. Geçiyor. Böyle kötü bir şekilde evet. Devam ediyor diyorsun. Evet. Umarım yani 2021'e gireriz de. İnşallah abi. Belki yani bu 2020'nin lanetinden gelsin bir kurtuluruz diyorsun. Kurtulalım yani. Evet, evet. Sen neler söyleyeceksin? Mustafa'yı değil mi? Evet Mustafa. Mustafa. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum yani. Üzülüyoruz böyle değerler kaybolduğu için. Yani gittiği için tabii ki unutulmaz ama. Mustafa nasıl bildirdin? Maradona'yı. Futbol efsanesi yani bütün efsaneler gibi yani şu andaki Ronaldo gibi Messi gibi mesela o da eskinin efsanesi olduğu için yani zamanla yine tabii unutulmayacak ama tabii ki insan üzülüyor, çok üzülüyor. Eyvallah, çok teşekkür. Abi sen Maradona'yı tanıyor muydun yani Maradona, futbolcu olarak? Tabii ben şimdi Maradona'yı ben senelerdir yani çocukluğumdan beri tanıyorum ama öldü biliyorsun. Öldü, rahmetli, Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Dememiz de gerekiyor ama ben Maradona'dan önce en güzel sevdiğim bir insan vardı, Pele. Pele. Onlara yetiştiniz mi, yetişmediniz mi bilmiyorum. Tabii yetişmedik biz, doğru. Ha. Pele, tabii ikinci de Maradona. Anladın mı? Bu, ama yani, ölümü diyorsun bizi üzdü yani. Üzer tabii, şimdi şöyle, böyle üzer. Kaybedilmiş bir yani, güzel bir futbolcumuz var. Yani en azından hani futbolcumuz derken olsun. Yarın yine sana geliyor, yarın orada oynuyor, tabii. Burada oynuyor. Ama Maradona kadar da şu anda Pele'den sonra gelen de bir futbolcu yok. Tahmin anladım. Etmiyorum. Çok teşekkürler. Rica arkadaşlar ederim. İşte Kadıköy'deki sokak röportajlarımız devam ediyor. Şu anda Kadıköy iskelesinden vatandaşlarımız da vapurdan iniyor. Biz bakalım yakaladığımız vatandaşlarımızla röportajlar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Şu anda İstanbul'da Kadıköy'de röportajlarımız devam ediyor. Evet. Yanımızda çok yakışıklı ve çok gerçekten karizmatik bir delikanlı kardeşimiz var. İsminiz nedir? Ahmet benim ismim. Ahmet, memnun oldum. Ahmet biliyorsun Maradona hayatını kaybetti. Evet, ya Ahmet, Maradona'yı nasıl bildirdin? Onun hakkında neler söyleyeceksin bize? Maradona iyi abi bizi.
Jante bir abimizdi. Giyinmesini, adamını iyi bilirdi. Ben bilmem mesela. Mekanı cennet olsun. Ahmet, Maradona'yı tabii YouTube'da filan videolarından yaşlı olarak tanıyorsun, evet, herhalde değil mi? Gerçekten yani çok profesyonel bir futbolcuydu yani. İdolümüzdü bizim abi. Öyle mi diyorsun? Bizi üzdü öyle mi? Öyle mi? Bizi üzdü abi. Mekanı cennet olsun. Instagram'dan paylaşmışım abi. Şöyle göstereyim. Hemen bakalım Ahmetciğim şöyle. Şöyle göstereyim yani. Mekanı cennet olsun abi. Evet, dur Ahmetciğim, çekelim böyle. Diego Maradona. Diego Maradona. Gerçekten Ahmet, bir Maradona hayranı çıktın ya, evet. Valla. Evet, gerçekten abi. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun diyoruz. Ahmetciğim çok teşekkür ediyoruz. Buradan Ahmetciğim, Şener Boz ve İstanbul Sesi kanalında yayınlayacağız bu röportajını. Evet. Sevdiklerini neler söylemek istersin buradan? Sevdiklerimi seviyorum. Eyvallah. Yani uzaktayım sevdiklerimden. Onları öyle zannetmesin. Her zaman kalplerimiz bir. Kendilerine çok iyi baksınlar. Kimlere selam göndereceksin buradan? Buradan dostum Doğukan Sarametoğlu'na selam yolluyorum. Aileme selam yolluyorum. Peki, onlar da selamını aldı. İnşallah YouTube'da bizi izleyecek Şener Boz Bey'de. Çok teşekkürler Ahmet. Kendine iyi bak. Rica ederim abicim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakal. Arkadaşlar, işte İstanbul'daki sokak röportajlarım devam ediyor.